Merhabalar Biz Danışan Türk izleyicileri. Bir İşi Bilen programı daha sizlerleyiz. İşi Bilen kısmında çok değerli bir konuğumuz bugün bizlerle efendim. Benim için de çok ayrı bir yeri var efendim. Öncelikle okul arkadaşım, sıra arkadaşım. Düşünsenize o zamanlardan bu zamana geldiğiniz zaman belki çok farklı şehirlere gidiyorsunuz. Farklı meslek dallarına uğraşıyorsunuz. Hayatın bir şekilde aslında içine girip ilerlemeye çalışıyorsunuz. Aklınızda ama bir türlü belki de fırsat bulamıyorsunuz. Ama gereken bir zaman varsa da o bir gün muhakkak karşınıza çıkabiliyor. Çok değerli konuğumuz efendim İzmirlerden geliyor. Moda tasarımcısı, şahsına münhasır, çok hoş da bir arkadaşımdır efendim. Merve Dündar bugün konuğum. Dilerseniz kendisine kocaman bir hoş geldiniz demek istiyorum sizlerin nezdinizde. Ardından da elbette ki sizleri tanımak ve elbette ki tanıtmak da istiyorum. Bir kez daha hoş geldin can yürekli arkadaşım. Nasılsın, iyi misin? Çok teşekkür ederim. Çok iyiyim. Davetiniz için çok teşekkür ederim. Burada olmak benim için çok büyük bir mutluluk. İnşallah bunun devamı gelir diye İnşallah. diliyorum. İnşallah. İyi ki geldin. Teşekkür ederim. O zamanlardan bu zamana bir baktım ki Merve hakikaten kendi dalında birçok başarılı işlere imzalar atıyor. Hem ismini görüyoruz hem imzasını görüyoruz. Ama öncelikle senin bize kendini tanıtmanı istiyorum. Merve Dündar kimdir, neler yapar? Çok güzel, aslında çok zor da bir soru. Ben ortaokul ve lise zamanlarımda her zaman modaya karşı bir ilgi duyan bir öğrenciydim. Bunun neticesinde bu ilgilendiğim bu dalı bırakmadım. Asıl branşım aslında İngilizce. İngilizce olarak o bölümümü lisede tamamladım. Fakat daha sonra lisansımı yetenek sınavları doğrultusunda deneyim kazanarak bu yolda devam etmeyi karar verdim. Ve moda tasarım bölümünden yüksek dereceyle mezun oldum 2009 yılında. Daha sonra tekrar aynı yıl Merve Dündar Haute Couture ve Boutique House olarak kendi mesleğime ilerlemeye karar verdim ve 8 yıl, 8,5 yıldır da kendi mesleğimle ilgileniyorum. Kendi şirketimle devam ediyorum. Harika. Hiç unutmuyorum lise son zamanımızda müdürümüz bir gün konferans salonunda dedi ki o zaman işte lise sonumuzun son günleri. Arkadaşlarınıza çok iyi bakın dedi. İşte sağınızda oturan, solunuzda oturan. Yarın öbür gün dedi, bir gün bir yerde karşılaşacaksınız dedi. Ve hepiniz çok farklı meslek dallarına belki haşır neşir olacaksınız. O zaman bu cümle çok fazla aklımda değildi. Yani çok fazla anlam veremiyorduk. O zaman da bir üniversiteye girelim, okuyalım, para kazanalım. Evet. Hep bir aşamalarımız vardı. Bugün bu sözün anlamı çok daha iyi anlıyorum seni gördüğüm için. Ben öncelikle seni tebrik ederim. Böyle güzel bir kanalın sunucusu olduğun için ve duruşunu hiçbir zaman bozmadığın için. Ne mutlu bana ki ikimiz de bir yerlere gelebilmiş ve şu anda bu masada birlikte olabiliyoruz. O yüzden ben de aynı duyguları seninle paylaşıyorum kesinlikle. Cansın, naif arkadaşım. Firmamız hakkından da biraz sahip olabilir. Neler yapıyorsunuz firmanızda? Ben firmamda özel dikim ve haute couture olarak daha çok ve butik house olarak birleştirdiğimiz bir iş alanındayım. Yani sadece müşterilerimize haute couture yani özel dikim alanında hizmet vermiyoruz. Aynı zamanda yaz ve kış olarak hazırladığımız kupon dediğimiz eksklusif koleksiyonlarımız yer almakta. Bunlar şu anda 2018-2019 yılı içerisinde de şu anda hazırlanmış olarak bulunmakta. Sadece hazır koleksiyonumuz yok tabii ki. Özel siparişlerimizde de yoğunluğumuz var. Gelinliklerimize özellikle gece kıyafetleri olarak da hizmet vermekteyiz. Süper. Fakat ben bu alanda sadece moda tasarımı bu alanda kalmak istemediğim için aynı zamanda 2009 yılından beri de kendi kumaşlarımızla alakalı farklı şeyler yapmaya çalışıyorum. Bunları üretmeye çalışıyorum. Uluslararası pazarlarda görüşmeler yapmaya ve bunları lanse etmeye çalışıyoruz. Grafik tasarımını ve renklendirmesinden, farklı malzemelerin bir araya gelmesinden oluşan bir de ayrıca kumaş koleksiyonu da üretiyorum. Şahane. Firmamızın hedefleri nelerdir? Firmamızın hedefi nelerdir? Aslında hedeflerimiz çok tabii ki. İşimi çok severek yapıyorum Özgecim. Yani hedefler doğrultusunda ilerlemeye çalışıyorum. Fakat tabii ki de bu bir macera. Yani önümüze çok farklı
kulvarlar çıkabiliyor. Bir gün uyanıyoruz, hani farklı bir yerden farklı bir teklif geliyor. Benim en büyük amacım markamı ve ismimi ve yaptığım çalışmaları global anlamda, hani dünyaya bir isim olarak tanıtabilmek. Ve sektöre daha farklı bir şeyler katabilmek. Yani daha farklı bir bakış açısı sunabilmek. Yani bir yerde bir farklılık yaratmak anlamında. Sadece Türkiye çaplı değil, yani bunu uluslararası anlamda da başarılara götürebilmek benim en temel hedefim. İnşallah onlar da olacak zaten. İnşallah, umarım. Neden bu işi tercih ettin Merveciğim? Biliyorum aslında çok vardı içinde, o yetenek de vardı. Evet. Şanslılardansın aslında. Kesinlikle. Değil mi? Öyle düşünüyorum. Kesinlikle. Çünkü işimi çok severek yapıyorum. Okuduğum mesleği yapıyorum, evet, icra ediyorum. Kesinlikle. Bu da bence çok önemli. Kesinlikle. Ben şanslı olduğumu düşünüyorum kesinlikle. Müşterinizden gelen taleplerin çok hangi yönde oluyor mesela? Bizim yani müşterilerimiz de aslında benim belirlediğim bu hedef kitlesinden yani ortaya çıkıyor diyebilirim. Sanki hani özel seçmişiz de bize gelmişler gibi bir havası var. Çünkü hepsinin talepleri birbirinden farklı. Tam da benim hani istediğim çalışma aslında ortamını yaratacak şekilde. Bazıları çok minimal bir gecede çok klas bir elbise istiyor. Bazıları çok bohem tarzda gelinlikler talep ediyor. Bazıları bizim özel ürettiğimiz koleksiyondan özel siparişler veya hazır siparişler talep ediyor. Bunun yanı sıra kendi tasarladığım ayakkabılarım ve aksesuarlarım da var. Hani bazı müşterilerim şahane, sadece bu kulvarda bizden hizmet alabiliyorlar. Çok güzel. Bu bakımdan ötürü en çok dediğimiz alanda şöyle söyleyebilirim. Mezunlarımız var. Özellikle mezun genç kızlarımız. Onlar çok heyecanlı oluyorlar. Çok yenilikçi oluyorlar. Bakış açıları çok farklı oluyor. Ve o yüzden biz şu anda en çok mezunlarımıza özel sipariş olarak şu sezonda hizmet tasarlıyorsunuz. Veriyoruz. Evet. Harika. Bu kadar güzel bir aslında noktalar var. En son ki mesela giydiğimiz zaman müthiş o duygulara kapılmak. Ama bu işin bir de mutfak kısmında zor yanları var mıdır? Keyifli yanları kadar. Tabii ki var. Evet, zor yanları var. Zor yanlarını atlatabiliyoruz. Çünkü bizdeki öncelik müşterimizin memnuniyeti, ama bu sadece müşterimizin memnuniyeti olarak kalmamalı. Aynı zamanda ben de o işten çok memnun bir şekilde ayrılmalıyım. Yani ben tatmin olmuyorsam ve müşterim mesela tatmin oluyorsa o bitirdiğimiz işten, ben o işi teslim etmiyorum. Bu bakımdan dolayı hani biz en iyisini yapmaya, en kaliteli hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Karşılaştığımız en büyük zorluk şu olabiliyor. Şimdi bizim tasarım olduğu için mesleğimiz, biz çizerek bir şeyleri ortaya koyuyoruz. Yani ben çizimimi oluşturuyorum ve çizimim doğrultusunda tasarımımı üretiyorum. Tabii ki de bu bazen karşı tarafın hayal etme gücünü biraz zorluyor. Biz bunu hayal edebiliyoruz, nasıl duracağını, kumaşın nasıl tabii, onunla yakışacağını. Hani, evet, biz bunları hayal edebiliyoruz. Fakat karşımızdaki kişiler bu konularda bazı handikaplar yaşayabiliyorlar ve biz burada biraz daha fazla devreye girmek zorunda ve fazla ifade etmek durumunda kalıyoruz. Halbuki yapılacak çok basit bir durum var. Tasarımcıya güvenmek. Yani tasarımcıya kendini bir yerde teslim etmek, size güveniyorum demek, bu yüzden buradayım demek ve bundan sonrası zaten su gibi akıp gidiyor. Harika. Bu da sizin aslında bir farkınız oluyor. Bununla birlikte sizce sizin farkınız aslında nedir Merveciğim? Evet, bizim farkımız nedir? Şimdi daha önce de açıkladığım gibi Özgeciğim sana, biz sadece, yani ben Merve Dündar ismini ve markasını sadece haute couture olarak kalmasını istemiyorum. Sadece tek bir kulvarda ilerlemek, mesela sadece gelinliktir veya sadece gece kıyafetidir vesaire, tek bir kulvarda bir hedefim yok. Bizi farklı kılan şey şudur ki, benim birçok alanda tasarımı kapsayabilecek alanlarda her yerde bir elim olmalı sını hissediyorum. Ve bu yüzdendir belki aynı zamanda kumaşlarımı da
üretmeye, sektöre farklı bir bakış açısı kazandırmaya, ulusal anlamda, uluslararası anlamda, bunları global anlamda tanıtmaya çalışıyorum. Hı hı. Bu bakımdan bizim farkımız budur diyebilirim. Harika. Ben sadece müşterimin tek bir talebine, tek bir isteğine hizmet vermek istemiyorum. Birçok alanda yardımcı olmak istiyorum. En güçlü yönlerin nelerdir desem? En güçlü yönlerim şöyle, ikna etme gücüm diyebilirim. Bu mesleğim sayesinde biraz gelişti. Çünkü bazen bazı durumlar yaşayabiliyoruz. Bazı mesela bana yakışır mı? Hayır, bu bana asla yakışmaz dedikleri yerde hayır, hani siz çok güzelsiniz. Hani biz sizde olmayan bir şeyi göstermek çabasında değiliz. Sizde olan şeyleri sadece daha nasıl güzel gösterebiliriz? Bizim amacımız bu. Yoksa herkes, her birey aslında çok güzeldir. Ve biz onun proporsiyonunu ortaya en güzel şekilde çıkarabilecek hizmeti vermeye çalışıyoruz. Hani bu bakımdan şu anki gidişattan ötürü çok memnunum. Harika. Evet. Motive kaynağın nedir? Motive kaynağımız nedir? Motive kaynağı. Evet, motive kaynağım aslında... Muhakkak ki aslında senin o kendi dünyanda var. Eminim. Aslında en büyük motivasyonum şu an oğlum diyebilirim. Hani bunu açık konuşmak gerekirse sanki o daha fazla bir ilham veriyor. Annelik insana daha fazla ilham veriyor. Bu belki herkes de aynı olmayabilir. Fakat dünyaya daha farklı bakmaya başlıyoruz. Bu benim işime çok yansıdı. Daha olumlu taraflarında kalmaya çalışıyorum her şeyin. Bana gelen olumsuz şeylerin dahi olsa her zaman o olumsuzlukları dahi hayırlısı diyerek kapatıp daha farklı, daha güçlü kapılar açıldığını fark ediyorum. Bu benim en büyük motivasyonum oldu diyebilirim. Bir de işime olan tabii ki de aşkım. Benim en büyük motivasyonum. Çünkü işimi çok severek yapıyorum. Hiçbir zaman işime bu bir iş olarak bakmadım. Öncelikle her zaman işte kendimi en iyi nasıl da lanse edebilirim. Her zaman bu gözle baktım. Belki de bu sebepten ötürüdür ki ben işimde bu motivasyonu yakalayabiliyorum. Başarı da geliyor açıkçası. Ya yani başarı çok görsel, yani göreceli bir durum olabilir. Ama ben evet kendime göre güzel başarılar elde ediyorum. Bu işte konum mertebesi olarak ilerleyen zamanlarda nerede görmek istersin kendini? Kendimi tabii ki de çok iyi yerlerde görmeyi tabii ki. Çok isterim. Kendimi ileride gerçekten güçlü bir markanın, güçlü bir ismin altında imza atan bir birey olarak görmek isterim. Hatasız ilerleyen, gerçekten hedeflerine doğru okları atabilmiş, doğru yerlerde ve duruşunu bozmadan doğru yerlerde olabilmiş. Uluslararası belki ödüllerde veya davetlerde. İsimlerimize, imzalarımızı vurabildiğimiz koleksiyonlarımıza yer almayı hedefliyorum ve bulmuyorum. Duruşun hiçbir zaman zaten bugüne kadar bozmadın. O kadar yıllar geçti. Bir şekilde tabii takipleşiyorduk ama canlı birebir görmek çok başka. Eski günleri yad ediyoruz aslında. Değişen tek şey belki başarılarımız oluyor bununla birlikte. Merve her daim zaten duruşuyla sınıfta da keza hani okulda da bellidir. Sınıfımız olmasa bile arkadaşlarımızı bir şekilde görürüz çünkü. Çok naif. Hakikaten şahsına münasır. Her zaman da böyle inciciktin. Çok güzeldin. Hakikaten o duruşun hiç değişmemiş. İşte değişmeyeceğini zaten biliyorum. Bunun yanı sıra sadece başarıların gelecek. İnşallah daha da güzel zamanlarda, yıllarda tekrardan zaten buluşmayı temelli ediyorum. Ama bununla birlikte başarılar katacağın, hedefler ileriye dönük her daim zaten var. Senin gibi böyle mesleğini aşkla, sevgiyle yapmak isteyenlere tavsiyelerin neler olur? Hem genç meslektaşlarımıza da olabilir. Neler söylemek istersin? Evet, öğrencileri gerçekten çok seviyorum. Çünkü biz de o yerlerden geçtik, o basamaklardan geçtik. Sen de bunlara, benimle birlikte, ben de seninle birlikte bunları tecrübe ettik. İşleri gerçekten çok zor. Onları uzun bir yolculuk bekliyor. Benim onlara nacizane tavsiyem,
farklılıklarını ortaya koymaktan asla vazgeçmesinler. Çünkü bir kişiyi farklı kılan kendi özellikleridir. Bu özellikleri dışa vurmaktan asla vazgeçmesinler ve çekinmesinler. Hedefleri doğrultusunda, kalpleri doğrultusunda, akılları doğrultusunda yapmak istedikleri neyse o kulvarda gerçekten sabırla olmadı bir daha, olmadı bir daha ama belki bir daha deneyerek vazgeçmeden ilerlesinler. Eminim ki başarılı olacaklardır diye düşünüyorum. Çünkü istemek ve hayal etmek başarmanın zaten yarısıdır. Öğrencilere buradan kesinlikle inanıyorum. Başarılı olacaklarına inanıyorum. Nacizane düşüncelerimi paylaşacak olursak gerçekten farklılık yaratacaklarına da inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür benim ederim. Genç yetenekli canım arkadaşım. Ben İyi ki varsın Merveciğim. Ben de aynı şekilde sana dileklerimi sunuyorum. Nice güzel başarıların devamını diliyorum. Öncelikle sağlık ardından da kat da kat başarıların devamını diliyorum. Daha nice güzel. Hem ismini hem imzanı görmek dileğiyle. Bir de şunu sormak istiyorum. Sadece İzmir'de mi kalacaksın? Bu güzel moda tasarımını buralara da taşımayı düşünüyor musun? Gerçekten şöyle söyleyeyim. İzmir'de kalmayı hedefliyorum. Çünkü niçin? Yaptığımız başarılar nasıl ki siz bizi İstanbul'a davet ettiniz. Biz koşarak geldik. Siz bize destek verdiniz. Hani biz bunun için adımlarımızı attık. İnanın bunun İzmir'i, İstanbul'u, Milano'su, Fransa'sı fark etmiyor. İşinizi doğru yaptığınız ve iyi olduğunuz, kendinizi iyi hissettiğiniz yerde sizi bulan buluyor. Misal yaptığımız çekimler neticesinde bir YouTube'da hani izlenilen harika. Sizin gibi YouTube'da bir videomuz vardı ve bunu izleyen birçok yurt dışı sektörlerimizden, yurt dışından bağlantılar bize ulaşabildi. Harika. O yüzden bunun bir yeri doğru olduğunu düşünmüyorum. Ama tabii ki ileride zaman ne gösterir, nerede olmam gerekirse orada olmaya devam edeceğim. Ben geri kapını çalarım İnşallah, senin. Tabii çok ki. Teşekkür Her ediyorum. Başımızın yerim var bu arada. Size. Çok öpüyorum seni. Ben de öyle. Görüşmek dileğiyle teşekkür diyorum. Ederim. Şimdilik virgül koyuyorum. Teşekkür ederim. Çok mersi. Değerli konuğumuz efendim ve benim için çok çok değerli olan canım arkadaşım, moda tasarımcım, genç yetenekli moda tasarımcım efendim İzmirlilerden geldi. Merve Dündar bugün bizlerleydi. Bir sonraki İşi Bilen programında da görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.